Geniz direkt gözle görülemeyen, burun arkasındaki karanlık bölge olduğu için muayenede mutlaka endoskopiden yararlanılır. Burun içinden veya ağız içinden yapılan endoskopi ile geniz bölgesinde görülen anormal bir şişlik, yara bu kanserden şüphelenmemize neden olur. Ancak sadece geniz muayenesi ile sınırlı kalmamak lazım. Hastanın boynu ve kulağı da mutlak ve mutlak muayene edilmelidir. Bu şüphelendikten sonra bu muayenemizde ve endoskopik incelemeden sonra diğer tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığın yaygınlığını anlamak için tomografi veya MR ve diğer tüm vücut organlarına sıçrayıp sıçramadığını anlamak için PET çektiririz. Ve bunun sonunda en son aşama olarak da teşhis için, kesin teşhis için bu bölgeden genellikle muayene koşullarında, muayene odası koşullarında bazen de genel anestezi altında biyopsi alırız ve bu biyopsi parçanın da patolojik incelenmesiyle kesin teşhisi koruruz.